Merhabalar balık burçları yükseleni ve ay burcu da balık olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle şöyle Temmuz ayının ilk iki haftasında niyet bir kahve falı açılımı yapacağız arkadaşlar. Sizlerden her zaman istediğim gibi lütfen güzel niyetleri tutun. Ee, pozitif bir şekilde açılımı dinleyin. Sakin bir yerde dinleyin. Böyle alın çayınızı kahvenizi rahat bir ortamda dinlemeye özen gösterin arkadaşlar. Her zaman söylüyorum pozitif enerji alın negatif enerjiyi bırakın gitsin. Ee, Geçen de çok güzel bir açılım yapmıştık. Muhteşemdi. Açılımı dinlerken gelen güzel haberler işte beklenilenin gelmesi istediği kişinin mesaj atması Durumu yani gerçekten o e, açılımda vardı zaten bir keramet e, ama e, dediğim gibi o açılım muhteşemdi ama çok iyi biliyorum ki güzel niyetlerle izlendiği için ve gerçekten e, istenileni o niyetinize e, çok fazla odaklandığınız için o şekilde olduğunu da çok fazla e, ciddi anlamda biliyorum arkadaşlar. Evet güzel niyetlerinizi tutmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Pozitif enerjiyi alın. Negatif enerjiyi lütfen bırakın gitsin balık burçları. Evet sizler için Temmuz ayının ilk iki haftasında niyet şöyle bir kahve falan açılımı yapacağız. Balık burcu ve yükseleni ay yükseleni ve ay burcu da balık olan arkadaşlar için. Evet şöyle hem size göstereyim hem de ben de bir bakmak istiyorum. Geçenlerde şöyle bir yorumla karşılaştım. Hatta birkaç kişi yazmış. Abla işte hani biz anlamıyoruz. Bize göstermeyebilirsin diye. arkadaşlar hani göstermemde herhangi bir sakınca yok. Çünkü zaten burada kolektif bir açılım yapıyorum. Görün yani hem siz görüyorsunuz hem ben bakıyorum bu arada. Ee, yani sadece kahve falından ibaret değil zaten yaptığım açılım o yüzden arkadaşlar hani size göstermemde bir sakınca yok ya da sizin bakmanızda bir sakınca yok onu söyleyeyim zaten hani e, anlamıyorum e, göstermesen de olur diyen arkadaşlar hani baksanız da çok bir şey değişmiyor bakmasanız da değişmiyor e, bazıları şey yazıyor işte açıyorum sesini bakmadan da dinleyebiliyorum işimi yapıyorum o arada diyenler var. Ee, olabilir arkadaşlar yani bakmadan da dinleyebilirsiniz hiç fark etmez tek istediğim güzel niyetlerinize dinlemeniz ve pozitif bir şekilde dinlemeniz zaten iyiyi alıp kötüyü bıraktığınızı biliyorum. Evet balık burçları, yükseleni ve ay burcu da balık olan arkadaşlar Temmuz ayının ilk iki haftasına niyet. Evet bir takım karanlıklardan sonra aydınlığa doğru yürümeniz çıkmış. Temiz sularda yüzüyorsunuz ve niyetinizin ne kadar temiz olduğunu anlatamam. Evet hakkınız yenilmiş. Bazı kötü olaylar yaşanmış. Ama siz e, sanki böyle içten içe ah etmiş durumdasınız. Belki kimseye söylemiyorsunuz ama ciddi anlamda ah etmişsiniz. Kalpten bir ah etme durumunuz var arkadaşlar. E, merak etmeyin hakkınız e, alınacak. Ama aynı şekilde sizin bu ahınız da yerde kalmayacak bunu söyleyebilirim sizlere ve e, çok güzel niyetleriniz var bu niyetlerinizi kesinlikle arkadaşlar dua etmekten geri durmayın özellikle söylüyorum balık burçları neye niyet ettiniz böyle çok güzel bir şekilde çıkmış ve müjdeleneceğinizi gösteriyor niyetiniz her neyse yani. Fincanı açar açmaz da bu şekilde güzel bir şekilde denk gelmesi açıkçası muhteşem. Neye niyet ettiyseniz arkadaşlar herkesin niyeti birbirinden farklıdır ama e, niyetlerinizin kabulü, niyetlerinizle alakalı müjdelenme durumunuz çıkmış. Hakkınızda hayırlısı olsun. Evet, evliliğe doğru yürüyen balık burçları süpersiniz. Bir evlilik, bir nişanlılık, bir söz işte bir beraberlik durumunuz çıkmış. Bir ilişkinizi bir üst noktaya taşıma durumunuz yani sözlüyseniz ya da işte şu an bir sevginiz varsa sözlülük nişanlılığa nişanlıysanız evliliğe doğru bir adım atma durumunuz çıkmış. Evli olanlar için de şunu söyleyeceğim e, güzel bir birlikteliğiniz görünüyor. Yani evet diyeceksin ki bana şimdi e, zaten problemliyim sıkıntılıyım. Ama bir tarafın uğraşmasıyla beraber evliliğin düzeltilmesi yani o bir taraf uğraşıyor diğer taraf da bunu fark edip o kişiye doğru bir olumlu bir adım atma güzel bir adım atma durumu çıkmış ee, bunu siz de yapabilirsiniz arkadaşlar bunu söyleyeyim karşı taraftan beklemeyin güzel adımı siz de atabilirsiniz ilk güzel adımı bekar olan balık burçları hmm, yeni bir takım ilişkiler. Hiç aklınızda birisi yoksa çok güzel ilişkilere başlama durumunuz var. Aklınızda biri olsa dahi e, gelen gideni aratmıyor, merak etmeyin. Hatta gelen gidenden daha çok sizi mutlu edeceğini gösteriyor. Çünkü yüzünüzün gülme durumu çıkmış. E, gerçekten nişan düğün kalabalık bir takım ortamlarda, ama hayırlı kalabalıklar. Bunları söyleyeyim. Kolları kaldırmış, oynar vaziyettesiniz. Ve güzel de çıkmış ya. Muhteşemsiniz. Bakın arkadaşlar, insanları çok fazla tepenizde gezdiriyorsunuz. Yani aman şu iyi olsun, aman şu yanlış düşünmesin, aman şu kötü düşünmesin diye insanları çok fazla başınızın üstünde gezdirdiğinizi ee, çevrenizdeki insanlara haddinden fazla bakın değer verin ama haddinden fazla değer verdiğinizi gösteriyor. Ee, ve bu karşı tarafta etrafınızdaki insanlara şöyle bir algı oluşturuyor gördüğüm kadarıyla. Hani ben bu kişinin hayatına karışabilirim. Sizinle alakalı. İşte ben bu kişinin hayatıyla ilgili kararlar verebilirim. Diye düşündürtüyorsunuz. Bunu yapmayın. Fazla değer biliyorsunuz soytarıyı kırar eder. O yüzden de arkadaşlar e, hayatınıza giren insanlara, hayatınızda olan insanlara gerçekten olması gerektiği kadar e, kesinlikle değer verin ve e, kesinlikle hayatınıza karıştırmayın. Bu hayat sizin hayatınız, bakın tek başınıza yapacağınız çok güzel işler varken birileri sizin yaptığınız işlerden e, ortak olmasına siz uğraşıyorsunuz, emek veriyorsunuz, birileri ortak olmaya çalışıyor. Buna izin vermeyin arkadaşlar. Tek başınıza da çok güzel ilerliyorsunuz. Evet bir müddet düşmüş olabilirsiniz. Ayağınız tökezlemiştir, eğilmişsinizdir. Ama artık dimdik bir şekilde ayakta durabiliyorsunuz. Ee, dediğim gibi fazla değer sortarıyı kral eder. O yüzden e, fazla değer vermeyin. Hayatınızdaki iyi ve kötü insanları ayırt edin. E, hayatınıza karıştırtmayın. Ve bazılarına çok fazla iyilik yaptığınızı ve bu iyiliklerden bazılarından nankörlük gördüğünüzü ve bundan kaynaklı gözdeşi döktüğünüzü gösteriyor. İşte bu yüzden de fazla değer vermeyin. Bazı konularda ağzınızı kapatmışsınız. Bakın çok susmuşsunuz. E, kesinlikle çok sabretmişsiniz ama artık çay demlenmiş bardağı boşalma hali gelmiş e, arkadaşlar bir patlama noktasına doğru gidiyorsunuz ee, biraz daha böyle bir cesaretlenme ile beraber patlama noktasına gitme durumunuz var. Ee, ve bundan yakın akraba diyeceğim kan bağı olan birileri ve yakın çevrenizden birileri de nasibini alacak. Çünkü ciddi anlamda sizinle ilgili kararlar verme, sizin hayatınıza karışma durumları var ve bunlara haddini bildiriyorsunuz. Bir takım imza işleriniz var arkadaşlar. Kesinlikle dikkatli olmanızda fayda var. E, kredi, alımdı, satımdı, bir işte e, nasıl desem bir borç almaydı. Bu yüzden de e, alacağınız bir eşyada da borç alma durumunuz olabilir ama imza atarken neye, neden attığınıza çok dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. Ee, tek ayak üstünde çıkmışsınız arkadaşlar. Bir ayağınızı yukarıda, bir ayağınız aşağıda. Şöyle göstereyim. Ee, yani ayak problemleri, sakatlanmalar, ayak ağrıları, belden aşağı, bir takım rahatsızlıklara dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, bundan ziyade aynı şekilde gözünüzü de tutar vaziyettesiniz. Ee, gözle alakalı problemler ve ayak problemleri belden aşağı problemleri gösteriyor. Dikkat etmenizde fayda var. Evinizin üstünde ve hanede bir takım kara bulutlar görünüyor. Ee, dışarıdan gelecek bazı haberler, bazı konularla alakalı hane içinde bomba etkisi yaratacak. Çok fazla etkileneceğiniz bazı haberler alma durumunuz var birisi haneye böyle apar topar gelip de bir şeyler anlatabilir ve anlattıkları ciddi anlamda önemli olduğu için hanede bir takım böyle bomba etkisi yaratacak çarpıcı baya çarpıcı konular anlatacağını da gösteriyor. Evet balık burçları yükseleni ve ay burcu da balık olan arkadaşlar şöyle bir tabağınıza da bakmak istiyorum. Temmuz ayının ilk iki haftasında niyet bir açılım yapıyoruz arkadaşlar. Şunu da söylemek istiyorum. Aslında çok söylüyorum ama tekrar tekrar sorulduğu için söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar bireysel bakım yapıyorum. Özel bakımlar yapıyorum. Bana ulaşmak isteyen arkadaşlar 545 766 1624 nolu telefon üzerinden ee, lütfen arkadaşlar aramayın. Aramalara bakma şansım olmuyor. Ama WhatsApp üzerinden bana adınızı yazıp mesaj atarsanız zaten en kısa zamanda bir bilgilendirme mesajı alacaksınız. Aramayın diyorum. Neden aramalara bakamıyorum? Ee, şöyle izah etmek istiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Ee, aramalara bakamıyorum gerçekten. Çünkü... Ee, mesela örnek veriyorum sizinle bir seanstayken ki sesli görüşme yapıyoruz ve yarım saat kadar sürüyor arkadaşlar biliyorsunuz ee, sizinle bir seanstayken telefonda sesli görüşme yaparken ee, yeniden birisi aradığında gerçekten bakma şansım olmuyor sizi kapatıp da yeni arayan kişiyi alma şansım yok maalesef o yüzden söylüyorum ee, aramayın whatsapp üzerinden hani randevulu olarak bakım yaptığımız için ee, dediğim gibi ilk önce WhatsApp üzerinden bir randevu oluşturalım istiyorum. Ee, o şekilde aramalara bakma şansım olmuyor. Ee, sesli görüşmelerde soru cevap yaptığımız için yarım saat sürüyor arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Evet şöyle tabağınızda hemen sizlere gösteriyorum. Bakın arkadaşlar ee, hane yakınında bir yerde bir baykuşun öttüğünü e, gösteriyor baykuş dolanıyor ötüyor dolanıyor ötüyor mahalleden birisinin vefat haberini alma durumunuz var. Konuştuğunuz, gördüğünüz birisi olduğunu ve bunun haberini alma durumunuzu gösteriyor arkadaşlar. Hane içinden genç birisinin beyaz gömlekli bir işe yani bir üniforma diyeceğim ben buna. Beyaz bir gömlek derken hane içinden genç birisinin bir iş için uğraştığını ve özel kıyafetli olan üniformalı olan bir iş için uğraştığını ve bununla alakalı bir müjdelenme alacağınızı gösteriyor hakkınızda hayırlısı olsun ama bir iş haberinizin sonuçlanma durumu çıkmış bakın ödenmesi gereken acil bir para var haneden bir paranın çıkacağını gösteriyor evet bir takım zorlanmaları da gösteriyor aynı şekilde bana sorarsanız ki ben bunu ödeyebilir miyim? Bir yerden para da beklemiyorum. İşte e, ben bunu tek başıma ödeyebilir miyim diye sorarsanız evet ödeyebilme durumunuzda çıkmış. Yani bir şekilde o paranın toplanıp da e, o borcun kapatılması. Yani taksit de olabilir bu ama o borcun kapatılması durumu var. Önce e, sağlık sonra varlık arkadaşlar. Rızık Allah'tan bunu biliyorsunuz. E, buna kesinlikle inanarak e, yani niyetinize göre alın e, bir rızkınız var zaten rızık kapınız açık işte e, parayı bulamam diye hiç strese telaşa girmeyin merak etmeyin bu parayı bulma durumunuz var zaten hayırlı kalabalıklar olsun baba eviyle alakalı kalabalıkları gösteriyor e, bir takım böyle ziyaretler de olabilir bir takım olaylarla alakalı da ee, kalabalıklar yaşanacağını baba evi ile alakalı kalabalıklar yaşanacağını gösteriyor. Şunu söyleyeceğim arkadaşlar görmüşken ee, Bir insana çok fazla değer vermişsiniz ama bu kişi sizin öyle bir değer vermek ki bu ee, Sizin gözünüzde hani dünya bir yana bu kişi bir yana gördüğüm kadarıyla ve arkadaşlar bu kişinin öyle bir şeyine şahit olacaksınız ki ve bizzat ondan bundan duyma değil. Bu kişinin bizzat yaptığına ya da söylediklerine siz kendiniz şahit olacaksınız. Ve o değer verdiğiniz, gözünüzde o kocaman olan insanın gözünüzde küçülmeye başladığını gösteriyor. Hatta evet bayağı ee, bu kişiyle e, öyle bir değerini kaybedecek ki hayatınızdan çıkarmaya doğru gideceğinizi gösteriyor eğer de bir taşınmak gibi bir durumunuz varsa şu anda güzel zamandasınız bakın gelecek bir haber var hane dışından gelecek güzel bir haberle beraber e, güzel bir iş teklifi işte bekar olanlar için aşk teklifi de diyebilirim ben buna ama ee, güzel bir iş teklifi Bir nasibin gelme durumu var Bir müjdelenme durumunuz var Süper İşte güzel bir taşınma durumu Bakın bir yola gitme durumu Taşınmak düşünüyorsanız Zaten şu anda mükemmel bir zamandasınız Bazı sıkıntılar halen daha e, Sizin şahsi hayatınızda Devam edecek İşte bazı problemlerin üzerinizden atamıyorsunuz. Atmak için uğraşıyorsunuz ama bazı problemleri hayatınızdan atamadığınızı gösteriyor. Dedim ya hayırlı kalabalıklar olsun. Görüyor musunuz? Ne kadar kalabalık bir şekilde bir toplanmalarınız var. Bir de arkadaşlar şöyle kendinizi öyle bir korumaya almışsınız ki ben kendimi dışarıdan gelecek <laughs> e, kazaya belaya ya da işte hmm, e, onurumla gururumla kendimi güvende ve emniyetli hissetmek istiyorum der durumda çıkmışsınız arkadaşlar. Ee, evet şu anda tam da kendinizi güçlü bir şekilde ayakta, e, güvende ve emniyetli hissedeceğiniz bir zamandasınız. Bir takım güven problemleri yaşıyorsunuz. Ee, yani karşıdaki insana güvenmek, karşıdaki insana inanmak daha gerçekten ciddi problemleriniz olduğunu gösteriyor. Ama arkadaşlar e, şunu da söyleyeyim hani e, insanlar birbirleriyle konuşur siz iyicene konuşmayı bıraktığınız için birileriyle dertleşmeyi dahi olsa bıraktığınız için ki bunu iyi yapıyorsunuz o ayrı bir şey. Kendi sırrınızı vermeden çok fazla içinizi açmadan e, kesinlikle konuşma yapabilirsiniz. Ama %100 bir toleranslı şekilde herkesin her dediğine evet demenize gerek yok. İşte kendi hayatınıza karıştırmayın ama konuşmada yapabilirsiniz. Hatta şunu söyleyeceğim. Birisi var sırtınızı dönmüşsünüz bu kişiye ama bu kişi sizinle tekrardan görüşmek isteme gibi bir durumu çıkmış. Evet görüşün ama tamamen %100 inanarak %100 güvenerek değil. Herkesin hayatınızda bir yüzdesi olsun. Yani bu kişiye evet %10 güvenebilirim buna %20 güvenebilirim diye yani e, kimin ne olduğuna bir bakarak e, konuşmalarınızı yapın. Ve arkadaşlar şunu söyleyeyim size e, bir takım konularda da bir nazar etkiniz çıkmış dikkat etmenizde e, fayda var nazar çalışmalarını lütfen yapın arkadaşlar bakın ben paylaşıyorum istediğiniz için göz değmelerinden dolayı şu gelecek güzel haberler yaşayacağınız güzel olaylar kötü olaylara çevrilmesin ciddi anlamda bir göz etkiniz çıkmış nazar etkiniz çıkmış yapın şimdi diyeceksiniz bana bir ay yaptım düzenli olarak yapın hafta olarak yaptım diyorsunuz işte ikinci hafta bıraktım diyorsunuz arkadaşlar bizde yapıyoruz yani onu söyleyeyim size Bırakmadan ben de yapıyorum mecbur yapmak zorundayım çünkü ciddi olarak bir göz etkisini kendimde çok hissediyorum yeri geliyor halsizlik oluyor yeri geliyor işte hiçbir şey yapmak istemiyorum inanın gerçekten bazen öyle bir halsizlik sebepsiz yere bir halsizlik durumlarımız oluyor ki işte bunların sebebine baktığımda köklü olarak bir nazar etkisinden ee, kendi payımı olanı alıyorum. Bazen bazı işlerim öyle bir olmuyor ki nazar etkisinden olduğunu, nazar çalışmasını yaptıktan sonra o işin düzeldiğini e, görüyorum arkadaşlar. Şöyle de göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar balık burçları yükseleni ve ay burcu da balık olan arkadaşlar. Temmuz ayının ilk iki haftasında niye şöyle bir kahve falı açılımı yaptık. Aklınıza sakılan bir şey varsa bana sorabilirsiniz. Benden istediğiniz bir çalışma varsa bana söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Zaten yorumları bizzat ben cevaplandırıyorum. O yüzden de arkadaşlar istediğinizi sorabilirsiniz. Söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet balık burçları sizlere şunu da söylemek istiyorum. Çok da fazla uzatmak istemiyorum ama güzel mesajlarınız ve destek mesajlarınız için ayrı ayrı hepinize teşekkür ederim. Yeni gelen arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin ve bildirimleri açın. Bildirimleri açtığınızda hem yeni videolarımdan hem de canlı yayınlarımızdan haberdar olursunuz. Canlı yayınlarımıza çok güzel soru cevaplar yapıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle katılmanızı tavsiye ediyorum. Ve bundan ziyade şunu söyleyeceğim. Ben herkesin vicdanına bıraktım artık ama arkadaşlar izlenme sayısına ve beğeni sayısına baktığımda ciddi anlamda arada bir uçurum var. Ee, şunu söylemek istiyorum dediğim gibi herkesin vicdanına bıraktım ama emeğe saygı için lütfen e, kanalıma abone olup bir beğeni yapıp bir emoji daha olsa yorum yaparsanız sevinirim. E, dediğim gibi e, rica ediyorum arkadaşlar çünkü kahve ve tarot açılımları derken ve sizlerin istediği çalışmaları sizlerle paylaşmak için e, ciddi anlamda bir emek sarf ediliyor ve bu emeğin de karşılığını almak üzere e, sizlerden böyle bir ricada bulunuyorum. E, yapan arkadaşlara teker teker gerçekten elleriniz dert görmesin. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Tekrardan yeni bir açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.